Altını almak için hiçbir zaman geç değil. Değil. An Altın altına alma uzun anıdır. vadeli bir Aldın, uzun vadede uzun vadeli kârdasın. bir yatırım aracıdır. Evet. 10 yıl, 20 yıl biriktirirsin veya 5 yıl, 3-5 yıl neyse artık biriktirirsin, kenara koyarsın. Peki bundan 3 yıl önce altının gramı ne kadardı? Bundan 10 yıl önce altının gramı ne kadardı? Geçen yıl altının gramı ne kadardı? 220 liraydı. Bugün ne kadar? 300 lira. Kaybettin mi? Yok. 300 lirayı almayan 400'ü gördüğü zaman kaybettim diyebilecek mi? Diyecek Diyemeyecek. tabii ki. 500'ü gördüğü zaman kaybettim diyebilecek mi? Diyemeyecek. Ama nefis diyor ki şeytan işte boş bırakmıyor. Ya bak para biriktirmişsin diyor. Sen mükemmel bir insansın diyor. Akıllı bir insansın diyor. Ne kadar akıllı bir insansın bu kadar parayı biriktirmişsin diyor. Şimdi sen bunu yukarıdan satarsın, aşağıdan alırsın, paranı ikiye katlarsın diyor. Şeytan işte boş bırakmıyor ya yani, nefis. Evet, zor bir şey. Peki. Evet. Mehmet Coşkun Bey arıyormuş İstanbul'dan. Mehmet Bey hoş geldiniz efendim yayınımıza. Mehmet Bey beni duyabiliyor musunuz? Evet izliyorum. Evet. Merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. Alo. Efendim biz sizi duyuyoruz. Siz de bizi duyuyorsanız eğer buyurun sorunuzu alalım. Evet duyuyorum. İyi günler. Yayınınızı sürekli takip ediyorum. Evet. Ben de İslam Demiş abiye bir sorum var. Bu altını kısa vadede mi almalıyız, uzun vadede mi tutmalıyız sürekli? Nasıl yapmalıyız? Önerileri nelerdir? Bunlar hakkında bilgi verirse memnun olurum. Şimdi Mehmet Bey. Mehmet Bey, altını neden alacaksınız? İlk önce bunun bir farkındalığı oluşmalı. Altın mı alacaksınız, döviz mi alacaksınız, TL olarak biriktireceksiniz vesaire. Bu altın kısmındaki eğer özelliği tam olarak tespit edebilirsiniz, orta ve uzun vadede sürekli altın almayı tavsiye ediyoruz. Nedenlerini az önce iki kez tekrar ettik. Altın her zaman uzun vadeli bir yatırım aracıdır. Örnek verelim, standart bir maaş geliriniz var. Maaşınızdan belli bir miktar tasarruf olarak kenara koyuyorsunuz. O aldığınız miktarın, tasarruf olarak biriktirdiğiniz miktarı hepsini tamamen altın yapacaksınız. Eğer bir hedef belirlemişseniz hedefe kadar o altını biriktirmeye devam edeceksiniz. Ne zaman ki ev alacaksınız, araba alacaksınız, arsa alacaksınız vesaire, altın o zaman bozulur. Yani altın her zaman uzun vadeli bir yatırım aracıdır. Yıl içerisinde kısmi geri çekilmeler, düzeltme hareketleri yılın son çeyreğinde olabilir. Ancak orta ve uzun vadede altın fiyatları sürekli değer kazanacağı için sizin altın biriktirmenizi ve altına tasarruf yapmanızı önemsiyorum ve tavsiye ediyorum.